Mutfaklı Hayattan merhaba. Bugün dalında taze koparılmış köy vişnelerimiz geldi. Ben de hemen şöyle kışa hazırlık olarak reçel yapıyorum. Malzemelerimiz 480 gram vişnemiz var. 4 kilo şeker, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 çay kaşığı limon tuzumuz var. Tabii ki öncelikle kavanozlarımızı bulaşık makinesinde yıkadım. Tekrar elimde iyice yıkadım. Fırında kavanozlarımızı kurutup steril hale getirdim. Kavanoz kapaklarımızı da güzelce kaynattım, steril hale getirdim. Ve vişne reçelimizi yapmaya başlıyorum. İlk aşamada vişnelerimizi yıkamadan önce sap kısımlarından ayıklayacağım arkadaşlar. Daha sonra yıkama işlemine geçeceğiz. Güzelce tüm vişnelerimizi yıkadım. Tertemiz oldu arkadaşlar. Ve hemen ayıklama işlemine başlıyorum çekirdeklerimizi. Benim şöyle bir aparatım var. Onunla ayıklayacağım. Şöyle güzelce alıyorum iç kısmına. Çekirdeklerini bu şekilde alacağım arkadaşlar. Ve tüm vişnelerimizi bitirene kadar devam ediyorum. Evet, vişnelerimizi güzelce temizledim arkadaşlar. Çekirdeksiz haliyle 4 kilo 800 gram vişnemiz geldi. Hemen vişnemizi yana alacağım ve şekerleme işlemine başlıyorum. 4 kilo 800 gram vişnemiz gelmişti. Hemen ben çok şekerli olmasını istemediğim için 4 kilo şeker ilave edeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle vişnemizi güzelce bir bölümünü tenceremize alıyorum. Hemen üzerine şekerimizi ilave ediyorum. Tekrar vişnemizi alıyorum. Şöyle vişnemizin üzerini kapatacak kadar tekrar şeker ilavesi yaptım. Ve tüm vişnelerimi güzelce tencereme ilave ettikten sonra tüm şekerimizi de vişnelerin üzerine tamamen şöyle kapatıyorum. Ve tenceremizin kapağını kapatıp arkadaşlar bir gece dolapta bekleteceğim. Ve bir gece sonra reçelimizi yapmaya başlıyorum. Bir gece güzelce şekere yatırmış olduğumuz vişnelerimizi dolapta beklettim. Şöyle ocağımızı da yakıyorum hemen arkadaşlar. Şöyle dip kısmından bir karıştırıp size göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi vişnelerimiz şekerde güzelce böyle suyunu, rengini şekere bıraktı. Tabii dipte şekerimiz var. Şimdi şöyle göstereyim. O yüzden ocağın başından ayrılmadan kısık ateşte kaynayana kadar bekliyorum vişnelerimizi. Vişne reçelimiz kaynadı. İçerisinde şöyle köpükler oluşmaya başladı. Tam köpükler oluşmadan hemen içerisine tereyağı ilave ediyorum. Hem köpükler oluşmayacak tereyağından dolayı ve reçelimiz böyle parlak, güzel bir vişne reçeli elde etmiş olacağız. Çok fazla köpükler oluşunca da şöyle kenarlarından alacağım. Tereyağıyla beraber de şöyle bir 10 dakika kaynadıktan sonra geliyorum. Vişnelerimiz güzelce kaynadı ve içerisinden vişnelerimizi alacağım. 10 dakika oldu kaynayalı. Şöyle çok az bir köpük oluştu. Çok fazla bir köpük olmadı. Hemen içerisinden vişnelerimizi alıyorum.
Şöyle bir süzgeci aldım. Altına da tencere koydum arkadaşlar. Tabii bütün vişnelerimi içerisinden aldıktan sonra ocağımızın altını harlı olacak. Şiremiz daha çabuk oluşsun diye. Hem de vişne reçelimiz kararmamış olur. Açıyorum harlı bir şekilde. Kaynatmaya devam ediyorum. Şiremiz kaynayıp koyulaşacak arkadaşlar. Henüz daha çok cıvık. Ve burada tenceremizi almıştım. Vişnemizi, altındaki suyu da sızıldı. Hemen onu da ilave ediyorum tenceremize. Harlı ateşte güzelce kaynattım. İlk kıvam testinde yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen hemen oldu. Görmüş olduğunuz gibi ağır ağır damla damla kaşıktan geliyor. Zaten böyle köpürmesi de reçelerimizin olmuş anlamına geliyor. Hemen içerisine vişnelerimizi ilave ettim. Vişnelerimizi de kaynatacağım. Ve yine içerisine hemen 2 çay kaşığı limon tuzumuzu da ilave ediyorum. Bu kadar yeterli. İsterseniz limon da ilave edebilirsiniz. Şöyle bir taşım kaynadıktan sonra kavanozlama işlemine başlayacağım. Ocakta kaynayan reçelimizi hemen kavanozlama işlemine başlıyorum. Evet, vişne reçelimiz kışa hazır arkadaşlar. Kavanozlarımızı ters çevirip bir gece soğuyuncaya kadar bekletip daha sonra karanlık, serin bir yerde muhafaza ediyorum. Kahvaltılarımızı süsleyen, lezzetli, sofrada rengiyle, tadıyla göz dolduran vişne reçelimiz kışa hazır. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Videomu beğendiyseniz kanalımıza yorum artı abone olup zili açmayı unutmayın. Hoşça kalın.